Çeşitli soruşturma, tutuklama, gözaltı ve sansürlerle uğraştı ve mücadele etti. Buna rağmen mücadele etmekten ve gerçekleri yazmaktan korkmadık. Biz bugün 6. yaş için buradayız ama 30 Mayıs 1992'de Özgür Günden aslında Türkiye basın tarihinde, Kürt tarihinde çok önemli bir aşama kaydedilmiştir. Yeni bir milat olmuştur. Aynı zamanda Türkiye içinde bir yüz akı olmuştur. Mevcut ana akım medyanın, mevcut holding medyasının, askeri sivil bürokrasiye dayanan medyanın karşısında bir yüz akı, bir milat olmuştur Özgür Basın. Hakan ne oğlun, kazma nabini, kazdan gebe nabizi, vana ve gazete nefes almayı, çok aşiyem derken meydana, çok aşiyem bebeğin emhene, gava av tünevin em tüneyi. Av dengeyme de gilin her deri, av dengeyme de dünyaya dedim bir izandın. Ez pır heyecanlıyım, heyecan, ben heyecanı kalbim ki bir sakinim. Bugün güzel bir misafirimiz var. Kendisi burada. Sevgili Sabah Tunca. Merhaba sevgili dostlar, yoldaşlar. 7,5 yıl aradan sonra sizlerle böyle buluşmak çok güzel. İyi ki varsınız. Çok güzel görünüyorsunuz burada. Hoş geldiniz diyorum. Türkiye'de cezaevlerine özgür basın girmiyor ama cezaevine gazeteciler giriyor. Böylesi bir garip bir ülkede yaşıyoruz. Eğer bir ülkede basın özgür değilse ne demokrasiden ne de özgürlüklerden bahsederiz. Ama Yeni Yaşam gazetesi hep bizim sesimizi dışarı yansıttı. Yansıtmaya çalıştı. Ben burada cezaevindeki arkadaşlarım adına da bir kez daha Yeni Yaşam'a teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Çünkü faşizmin olduğu yerde, totaliter rejimlerde ilk hakikat öldürülür. Bunu da en iyi biz Kürtler biliriz, kadınlar biliriz. Hep bizim hakikatimizi katlettiler. Bize yalanı gerçek olarak sunmaya çalıştılar. Çünkü kendi iktidarlarını güçlendirmek için buna ihtiyaçları var. Eğer hakikat açığa çıktığında onlar tepe taklak gideceklerini biliyorlar. İşte bu hakikati açığa çıkarmak için bunca arkadaşımız, yoldaşlarımız bedel verdi. Onları da saygıyla, sevgiyle anıyorum. Ne mutlu diyoruz itiraz edenlere, direnenlere, yazanlara, cüret edenlere. Yeni Yaşam tam da gerçekten bu sisteme karşı cüret etme fedakarlığını, gücünü ortaya koymuştur. Bundan dolayı da kendilerini kutluyorum. Ne mutlu Yeni Yaşam'a, Yeni Yaşam çalışanlarına diyorum. Bu hikaye 126 yıl önce Kahire'de başlamıştı. Havar'la, Kürdistan'la, Özgür Gündem'le, işte hepimizin bildiği, gerçi benim yaşımda olanların bildiği özgür ülkelerle devam etmişti. Bugün Yeni Yaşam'la devam ediyor ve edecek. Bu yol hiçbir zaman kapanmayacak. Bu yolun fedakar emekçileri Ap-i Musa'ların yolundan devam edecektir. Kalbimin ucunda dökülür. Artık yepyeni bir başlangıçtı. Hayallerim, gideceğim yollarım, özlemi, direniş yaşadıklarım. Ben şimdi yazamasam da tarih yazıyor, biliyorum. Ve ben yazmak istiyorum. Ben yazmak istiyorum. Tarih ve direnişi.
Müzik.